Çok da temiz bir hayvan. Evet, sene hemen hemen 3 tane yavru büyütüyor. Çok da koruyucu. Çok. Bak şimdi ayağını attı bak. Ayak koruyor. Nasıl? O müthiş bir anne. Çok muhteşem çok. Yani. Temiz. Böyle bakan bir hayvan. Muhteşem. Güzel. Buralarda. Hayır. İhtiyacını görüyor gidiyor. Abi 4 yıldır bakıyoruz hala dokunmuyor kendisi. Böyle asıl var. İki biliyor. Bana küçük. Daha küçük. Onu kaldırır mı? Öbürüm. Alacak mısın? Bir bakalım. Ben bir göreyim abi. Mestan kızım. Maşallah. Kızını ürününün suyunu orada veriyoruz ya. Bu kaçıncı geçen sene? Bir de tok şimdi ha. Çocuklarımıza. Kaç ay sonra? Bağışlarınızı bekliyoruz. Kaç lira? Hesapla kaç lira? Çocuklarımıza. Pardon. Okulumuzun kadrolu elemanı gibi oldu yani bizim için. Bir 6 yıldır buralarda. Yani sabahları gelir işte biz okuldan geldiğimizde burada bizim çıkış kapımız var. Kapının önünde balkon kısmında. Bizi bekliyor hayvan. Geldiğimizde ona biz yem veriyoruz, su veriyoruz. Dört gözle bizi bekler yani. Hafta sonları geldiğimizde de kursa geliriz. O zaman da bakıyoruz. Biz geleli bir yani 15 yavru rahatlıkla çıkartmıştır yani 15 yavru. Senede 3 tane filan yavru yapıyor. Bir 5-6 senedir sürekli burada. Balkonumuzda, aşağılarda burada. Bu sarmaşığın altına yavruluyor genellikle. Ya, öğretmen arkadaşlarla beraber el birliğiyle biz de sahip çıkıyoruz. Bakıyoruz hayvana. Okulun burası neresi oluyor hocam? Burası bizim balkonumuz. Öğretmenler burada oturuyorlar. Ders aralarında, boş zamanlarda. Burada vakit geçiriyoruz. Okulumuzda 60 civarı öğretmen var. Beslenmesini nasıl yapıyorsun mama karşılamasını? Beslenmesini gönüllü olarak arkadaşlar bir kumbaramız var bu şekilde. Yardım kutusu yaptık kedimize. Evet. Bunun içerisine bozuk paralarımızı bırakıyoruz. Yem bittiğinde aramızda para toplayıp alıyoruz. Bazen okul idaremiz bu konuda yardımcı oluyor bize. Onlar da yardımcı oluyorlar. Bazı öğretmen arkadaşlar evlerinden kendileri getiriyorlar. Yem getiren var. Arada böyle yemek artığı hayvanın yiyebileceği şekilde olursa getirip veriyorlar. Biz de burada besliyoruz yani. 4 yıl önce müdür yardımcımız Hülya Hanım bu kedileri alıp beslemeye başladı. İlk zamanlar öğretmenler şaşırdılar ancak zamanla herkes alıştı. Şu an bütün öğretmenler kedilere sahip çıkıyor. Sahiplendi yani bu okul öğretmenleri, çalışanları. Yemi ortak alıyorlar. Herkes cebindeki bozukları buraya bırakıyor. Evet. Ya da evden ya varsa mamaları getiriyorlar. Bu şekilde bakıyoruz. Bize bir yük oldukları yok. Zaten bu balkonu kullanıyorlar. Okulun içine hiç girmiyorlar. Evet. Etrafı kirlettikleri yok. Çok acıktılarsa kapıya kadar gelip miyavlıyorlar. O kadar. Kedilerimiz 4 yıl önce Hülya Hanım tarafından getirildi. O günden beri bizimle beraberler. Hülya Hanım kimdir hocam? Hülya Hanım bizim eski müdür yardımcımız. Beraber çalıştığımız arkadaşımız. Evet. Emekli oldu.
O gittikten sonra kedilere artık biz bakmaya başladık öğretmen arkadaşlarla beraber. Onlara bir yer yaptık. Koruma amaçlı. Tek kedi galiba değil mi? Tek. Evet. Yavrulayan tek kedimiz var ama evet önceki yavruları var. Bir de tabii yemek olduğu için mahallemizin diğer kedileri de arada bizi ziyaret ediyor acıktıklarında. Evet. Cumartesi kursumuz var mesela. Kursta dış kapıya geldiğimde kedi beni bekliyor. Karşılıyor. Kapıyı açıp içeri giriyorum. Bu defa da balkon kapısında beni bekliyor.